Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Fil evvelin ve ahirin ve fil meleil ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Salavat-ı Şerife'nin okumanın mükafatı. Salavat-ı Şerife getirenlerin günahları dökülür. Salavat getiren Uhud dağı da altın sadaka vermiş sevabı kazanır. Her salavat bir rekat namaz yerine geçer. Salavat getiren 100 defa harbe gitmiş sevabı alır. Salavat getirenlerin günahları dökülür. Salavat getiren Uhud dağı kadar altın sadaka vermiş sevabı kazanır. Her salavat bir rekat namaz yerine geçer. Salavat getiren 100 defa harbe gitmiş sevabı alır. Salavat-ı şerife getirenlerin günahları dökülür. Salavat getiren Uhud dağı kadar altın sadaka vermiş sevabı alır. Her salavat bir rekat namaz yerine geçer. Salavat getiren 100 defa harbe gitmiş sevabı alır. Hadis-i şerif. Bir kimse bana bir kere salavat-ı şerife Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dese, Hak Teala ona 10 kere selam eder ve 10 günahını affeder ve 10 derecesi yükseltir. İkinci hadis. Şeyh Ebu Hasan Ali Yahya Buhari Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet eder. Hiçbir mümin Hazreti Resulullah'a salavat vermez. Ancak Hak Teala Hazretleri bir melek tayin etmiştir. O melek müminin okuduğu salavatı alır. Resulullah Aleyhisselam mübarek kabri şerife iletir. O der ki ya Resulallah filan oğlu filan veyahut da filan kızı filana bir kere salavat okudu. Hazreti Resulullah Sultan'ın mürseliğin buyurur ki ben de ona 10 selam söyle. Ve de ki okuduğu bir salavat benimle beraber cennete girmeye kifayet eder. Sonra mübarek şehadet parmağını orta parmakla birleştirip benim şefaatime layık oldu buyurdu. Eğer bu mümin 10 salavat okusa o melek Ravza'da mutahharradan ayrılmadan Hak Teala ona 10 kere selam eder ve 10 günahını bağışlar ve buyurur. Benden o mümine 10 selam götür ve der ki eğer bir salavat okusa idi cehennemden kurtulmaya kifayet ederdi. Ondan sonra buyurdu. Kulun Habibime verdiği salavatı tazim eden ve illiğine makamlara ileten ondan sonra o salavatın her harfinden bir melek yaratır. Her birinin 360 başı vardır. Her başında 360 yüzü vardır. Her yüzünde 360 lisan vardır. Her lisanıyla 360 lügat söyler. Birbirine benzemez. Hak Teala'ya o lügatlar ile kıyamete kadar sena eder. Sevabı o salavat okuyan kimsenin defterine yazılır. Hadis-i şerif. Ey Ebu Taha, nasıl sevinmeyeyim? Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet edilir. Ebu Talha Ensar radıyallahu anh Hazreti Faruk huzuru şehrine geldi. Çok sevinçli gördü. Sebebini sordukta buyurdu ki ey Ebu Talha, nasıl sevinmeyeyim? Şimdi Cebrail aleyhisselam yanıma geldi. İnsanı bol olan Allah-u Teala'dan müjde getirdi. Her kim bana bir salavat okusa Hak Teala ona 10 salavat gönderir. Yani 10 rahmet ve mağfiret verir. 10 günahını affeder ve 10 derecesini yükseltir. Muhasebinde şöyle rivayet edilir. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki ya Muhammed sen razı değil misin ki sana bir salavat verene ben 10 salavat vereyim ve bir
selam gönderene 10 selam göndereyim. Hadis-i şerif: her kim bana bir kere salavat verse, Hak Teala ona 10 salavat verir. Birinci gök melekleri Hak Teala'nın salavatını işitip 100 kere salavat verir. İkinci gök melekleri işitip 200 salavat verir. Üçüncü gök melekleri 1000, altıncı gök melekleri 6000, yedinci gök melekleri 7000 salavat verirler. Hak Teala buyurur ki, Habibime verdiği salavat bereketiyle kulumu çok sevap verdim ve onun bütün günahlarını affedip tertemiz ettim. Hadis-i şerif: Hak Teala Hazretleri 3 şeye işitme duygusunu vermiştir. Biri, ümmetimden bir kimse Hak Teala'dan cenneti istese cennet onun talebi işitir ve der ki, Ya Rabbi, beni isteyen kulu bana ulaştır. İkincisi, cehennemden kurtulmak isteyen kimsenin bu işitini cehennem işitir ve der ki, Ya Rabbi, bu kulu benden kurtar. Üçüncüsü, bir melek benim kabrimin başında durur. Ümmetimden bir kimse bana salavat verse o melek hemen işitir ve der ki, Ya Resulallah, filan kimse sana salavat gönderdi. Hak Sübhane ve Teala şanı kefil olmuştur ki her kim bana bir salavat verse Hak Teala ona bir salavat gönderir. Ona bir salavat gönderir ve kim bana bir salavat gönderse asla o kıyamet o kimseyi cehennem ateşi yakmaz. Hadis-i şerif: her kim bana bir salavat verse Hak Teala o salavattan bir melek halk eder, yaratır. Bir kanadı meşrikte, bir kanadı mağrıpta, ayakları yerde, başı gökte olup eğilmiş vaziyette durur. Hak Teala o meleğe buyurur ki, kulumun Habibime salavat verdiği gibi sen de o kuluma salavat ver. O melek kıyamete kadar salavat verir. Her salavattan Hak Teala bir melek halk eder, yaratır ve hepsi kıyamete kadar o kimseyi salavat verirler, ah dilerler. Hadis-i şerif: her kim bana bir kere salavat verse Hak Teala ona 10 salavat verir. O salavat ile o kimse affedilip cehennemden halas olur. Diğer salavatlar sonraki mühim işler için yardımcı olur. Hadis-i şerif: her kim bana muhabbetinden ve cemalini iştahından dolayı günde 3 kere salavat verse Hak Teala o kimsenin o gün ve gece işlediği günahlarını affeder. Zira buna vaadi vardır. Hadis-i şerif: Ravdatül Ulema başka bir kitabında zikredilmiş ki, Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet olunur. Resulullah aleyhi ve sellem bir gün minbere çıkarken birinci basamakta amin dedi. İkinci basamakta çıkınca yine amin dediler. Üçüncü basamakta yine amin dediler ve saadetle oturdular. Ashab-ı kiram aleyhisselam taçup edip sual ettiklerinde buyurdular ki, birinci basamağa ayağımı bastığım zaman Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, zelil olsun şu kimse ki yanında Hazreti Nebiye Ekrem'in ismi şerifi söylediğinde salavat getirmeyene. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığında dedi ki, zelil olsun şu kimse ki anasına veya babasına veyahut da her ikisinin içip de halde rızasını almadığı için cennete giremeye. Ben de amin dedim. Üçüncü basamağa geldiği zaman ise hakir olsun şu kimse ki Ramazan-ı Şerif ayına yetiştiği halde bu ayda mağfiret sebep olacak ameller işlemediği için affedilmeye ben de amin dedim. Hadis-i şerif: ümmetimden bir araya gelip toplanan kimseler bana salavat getirmezlerse yarın kıyamet gününde pişman olurlar. Cennete de girseler. Hadis-i şerif:
Hak Teala kıyamet günü bir grup kimseleri cennete girmelerini emreder. Arafat meydanında şaşırırlar. Cennetin yolunu bulamazlar. Derler ki ya Resulallah, o taife kimlerdir? Buyurdu ki benim ismim bir mecliste söylendiği zaman bana salavat vermeyenlerdir. Bazı alimler demişlerdi ki bunlardan murat kast ile salavat şerifeyi terk edendir. Hadis-i şerif. Bir kimse la ilahe illallah dese ondan sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed derse bu kelimelerden Hak Teala bir kuş yaratır. Bu kuş bu kimsenin ağzından çıkar. Eğer kanatları arşa, mağribe ve maşrika doldurur. Sesi bütün aleme yayılır. Hatta arşa çıkar. Arş onun sesinden muzdarip olup Hak Teala buyuruyor ki sakin ol ey benim ve peygamberim methi edicisi. Kuş seni met edeni affetmedikçe sakin olmam. Bu sözü üç kere tekrar eder. Üçüncüden Hak Teala tamamı Hak Teala fermanı ilahiye gelir. Seni söyleyen affettim. Hadis-i şerif. Hiçbir dua yoktur ki onunla gök arasında perde olmasın. Ancak bana ve alime salatu ve selam perde aradan kalkar. Yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed dediği zaman. O dua gökten yukarı gider. Eğer salavat vermezse gökten geri dönerek o kimsenin başı üzerinde rücu eder. Hadis-i şerif. Kim bir kimse bana iki kere salavat verse Hak Teala onun iki kere salavatı iki rekat namaz yerine kabul eder. Hadis-i şerif. Bir kimse günde üç kere veya cuma günü 100 kere salavatı ve mütahiyeyi Enbiya-i Rüsul-i Ecmeyn hakkını Hadis-i şerif. Her kim bana cuma günü 100 kere salavat okusa Hak Teala onun 100 ihtiyacını giderir. Bunların 70'i ahirette, 30'u dünyada ahirettedir. Dünyaya ahirettedir. Hak Teala bir melek gönderir. O salavatı bana tabakalar içinde hediye gibi getirir. Bir de beyaz bir sayfa vardır. Bana o kimsenin ismini falan oğlu falan diye söylerler ve o sahibeye yazarlar. Kıyamete kadar yanımda durur. Hadis-i şerif. Her kim cuma günü bana 40 kere salavatı okursa Hak Teala onun 80 yıllık günahını affeder. Her kim cuma günü 100 salavat okursa Hak Teala onun 100 senelik günahını affeder. Her kim cuma günü bana 1000 kere salavat okursa o kimse cennette yerini görmedikçe ölmez. Hadis-i şerif. Her kim cuma günü 100 kere Resulullah Aleyhisselam'a salavat okursa kıyamet günü Hak Teala ona o kadar nur verir ki o nuru bütün insanlara dağıtılsa yeterdi. Hadis-i şerif. Her kim cuma günü bana 100 kere salavat okusa, o kimsenin günahları deniz köpüğü gibi çok olsa da Allah-u Teala bütün günahları af ve mağfiret eder. Hadis-i şerif. Bir kimse bana cuma günü 1000 kere salavat okusa, Hak Teala meleklere emir eder. O kimseye 1000 kere 1000 salavat verirler. 1000 kere 1000 sevap yazarlar ve derecelerini 1000 kere 1000 yükseltirler. Hadis-i şerif. Bir kimse hayattayken bana salavat verirse öldükten sonra Hak Teala bütün mahluklara emir eder. Ve o kimseye salavat verirler. Hadis-i şerif. Bir kimse Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed dese ayakta ise oturmadan oturuyorsa kalkmadan Hak Teala af ve mağfiret eder. Hadis-i şerif. Ey ümmetim, Hak Teala günahlarınızı istiğfarınız bereketiyle af eder. Sadık bir niyet ile bir kere günahları af edici olan
Allah-u Teala'dan af dilese, Hak Teala onu elbette affeder. Bir kimse La ilahe illallah dese, onun sevapları nizamda ağır gelir. Bir kimse bana salavat okusa, kıyamette ona şefaat ederim. Hadis-i şerif, kıyamet günü ümmetimden bir kimse cehenneme emir olunur. Cehennem kenarına gelince ağlamaya başlar. Zebaniler kendisine tutup cehenneme atacakları zaman der ki, azıcık sabredin, halimi ağlayayım. Melekler derler ki, ağlamak dünyada lazımdır. Şimdi fayda vermez. O kimse ben Adem oğluyum. Ateşe dayanamam. Muhammed ümmetindenim. Hak Teala'dan ümidim böyle değildi. Melekle ümidin nasıl idi? O kimse Rabbimden umardım ki beni Yahudi ve Nasrani ile bir araya getirmeye. Melekler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şimdi Rabbinin katındadır. Ona çağır derdini derman bulsun. Yoksa cehennemin dibine gidersin. O kimse bu sözlere hayret eder. Hemen Seyyid-i Nebi'yi çağırır. İnsanlar ve cinlerin efendisi bu kimsenin sesini işitip ve o tarafa doğru süratle gelir. O kimseyi meleklerin pençesinden görüp der ki, ey melekler, bu kimseyi bana teslim edin. Halini sorup amellerini tekrar tartsınlar. Melekler, ya Resulallah aleyhisselam, biz memuruz. Bu kimseden elimizi çekemeyiz. Ta ki Hak Teala'dan emir oluncaya kadar. Hazreti Hacı aleyhisselam yüzünü Hak Teala'ya döndürüp secdeye varır ve der ki, ey Rabbim, melekler ümmetimin birini aldılar. Bana vermiyorlar. Hak Teala emir eder. Ey meleklerim, kulumu Habibine teslim edin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseyi alır, nizama götürür, amellerini tartar. Günahlar ağır gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini cebine götürür ve bir beyaz kağıt çıkarır. Üzerinde nurdan yazı vardır. Bu kağıdı sevap kefesine koyar. Bu defa sevap kefesi ağır gelir. Hak Teala buyurur ki, kulumu cennete iletin. O kimseyi cennete götürürler. Cennetin kapısında Hazreti Serveri aleyhisselam görür. Resulullah aleyhisselam, bilir misin ben kimim? O kimse anam babam sana feda olsun. Ne güzel cemalin var. Ne tatlı rihan var. Kim olduğunu bilmek isterim. Hazret buyurur ki, ben peygamberin Muhammed Mustafa'yım. Aleyhisselam Muhammed. O sayfa ki, onunla sevabını günahlarından ağır geldi. Bana okuduğun selavatlardır. Sonra o kimse o sultanın ayağına düşüp ayağını tozunu öper ve der ki, ey senin şefaatin ve benim selavatım olmasaydı ben de diğer cehennemlikler gibi cehenneme düşüp çeşitli belalara müptela olurdum. Hadis-i şerif. Bir gece acayip bir rüya gördüm. Ümmetimden bir kimse sırat üzerinde kah sendeliyor, kah dizi üzerine düşüyordu. Ama bana okuduğu selavat elinden tutup sıratı selamatla geçirdi. Hadis-i şerif, Hazreti Cebrail aleyhisselam işittim. Kaf Dağı'nın arkasında bir deryada balıklar vardır. Bu balıklar Resulullah selavat vermeye memurdurlar. Bu balıkları tutan kimsenin eli kurur. O balıklar taş olur. Balık Resulullah'a salavat vermekle avcının elinden kurtulunca bir mümin gece gündüz o sultanı salavat okursa kıyamet gününde zebanın elinden elbette kurtulur. Hadis-i şerif, Hak Teala'nın bir meleği vardır. Bir kimse vardır. Bir kanadı maşrıkta, bir kanadı mağrupta, ayakları 7 kat yer altında, başı arşı mecid'dedir. Bu meleğin tüyleri o kadar çoktur ki bütün meleklerin, insanların, cinlerin, kara ve denizin, hayvanlarının ve bunların nefeslerinin ve yağmur damlalarının ve ağaç çapraklarının ve gökteki yıldızların ve çöldeki kumların sayısınca daha çoktur. Ümmetimden bir kimse bana selavat okusa, yani Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed dese, Hak Teala o meleğe emir eder. Arş altında nurdan bir derya vardır. O deryaya dalar. Çıktığı zaman her tüyünden
bir damla her damladan, her damlasından Hak Teala bir melek halk eder. Bütün bu melekler ki kıyamete kadar o kimseye salavat verir ve mağfiret için dua ederler. Hadis-i şerif. Arş altında Hak Teala'nın bir meleği vardır. Bu meleğin iki liseni vardır. Arş-ı âlâya kaplamıştır. Her kim her kılında La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılıdır. Bir kimse bana bir salavat okusa o meleğin her kılı o kimse için Hak Teala'dan mağfiret talep eder. Bu hal ikinci semavat okuncuya kadar devam eder. Hadis-i şerif. Ümmetimden hiçbir kimse yoktur ki beni överek salavat versin de Allah Teala onun günahlarını affetmesin. Çöllerdeki kumlar kadar bile olsa. Hadis-i şerif. Bir kimse hac etse, sonra kazaya gitse, kazasını 400 hac sevabı yazılır. İştenlerden fakir olanlar hacca ve kazaya gidemeye maddi kudretleri olmadığı için üzüldüler. Ondan sonra buyurdu ki, Hak Teala bana vahyetti ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden bir kimse sana selavat verse, ben onun defterine 100 kaza, 100 harp sevabı yazarım. Her kaza 400 harp sevabıdır. Hadis-i şerif, rivayet olunur ki bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Şerif'te ashab-ı kiram ile oturuyordu. Ansızın bir köylü gelip, Esselamu aleyküm ey büyükler diye selam verdi. Resulullah o köylüyü en yakın oturdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ya Resulullah, bilirim ki yeryüzünde benden fazla kimseye kıymet vermezsin. Bu köylüyü niçin benim yerim oturdun dedi. Resulullah buyurdu ki, Cebrail aleyhisselam gelip bana dedi ki, bu köylü sana öyle selavat okuyor ki, öyle selavatı kimse sana okumamıştır. Resul-i Ekrem sordular, ya Resulallah o selavat nedir? Resulullah buyurdu ki, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin vel ahirin ve fil meleil ala ila yevmiddin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin vel ahirin ve fil meleil ala ila yevmiddin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin vel ahirin ve fil meleil ala ila yevmiddin. Ebu Bekir radıyallahu anh, ya Resulallah, bu selavatın sevabından bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, denizler mürekkep, ağaçlar kalem ve bütün melekler katip olsa, kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, o selavatı sevabını tamam yazamazlar buyurdu. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.